Ben bu ihale konusunda çekimserim. Çok karlı bir iş gibi görünmüyor. Bence de. Bu yoğunlukta dikkatimizi verecek kadar büyük bir iş değil. Bırakalım Hilmi Önal alsın mı diyorsunuz? Bu işi çok istediğini biliyoruz. Eğer çekilirsek meydan ona kalacak. Biz almaya karar verirsek Hilmi Önal'ın hiç şansı kalmaz. Vereceğimiz tekliften haberi olursa üstüne çıkmaya çalışır. Alamayabiliriz. Ne demek istiyorsunuz? Malum, yerin kulağı var. Ben bu masadaki herkesin profesyonelce şirketin menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğini düşünüyorum. Bu konunun şakası bile rahatsız edici. Haklısınız. Şimdi ihalede ne fiyat vereceğimizi konuşalım. Özür dilerim. Ben toplantının bundan sonrasında bulunmak istemiyorum. Lütfen otur. Selim Bey haklı. Ne de olsa spekülasyona açık bir durum. Herhangi bir tartışmayı önlemek açısından bu aşamada yer almak istemiyorum. Lütfen anlayışla karşılayın. İzninizle. Ben bu ihale konusunda fikirlerimi söyledim. Hala da direniyorum. Ama karar yönetim kurulunun. Sen ne diyorsun Adnan? Affedersiniz, birazdan dönerim. Benim biraz daha işim var dışarıda. Tamam, görüşürüz. Uyuyormuş bizimki. Ay canım. Efendim canım. Müsait misin hayatım? Evet evet, toplantıdan çıktık, yemeğe gidiyoruz Peyker'le. Selam söyle. Yanında mı, selam söyle. Onun da selamı var. Adnan, ben de seni arayacaktım. Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında toplantımız vardı biliyorsun. Evet, nasıl geçti? Gayet iyiyim. Dur arabayı kenara çekeyim, rahat rahat konuşalım. Senden de yardım isteyeceğim, haberin olsun. Seve seve. Babası hayatta olmayan hem de eğitim olanakları yetersiz çocuklara ilk öğretim 4. sınıftan liseyi bitirene kadar tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı sunuyorlar biliyorsun. Evet. Sınav ne zamanmış? Ben de tam onu söylüyorum. Bu sene sınav 31 Mayıs'ta. 31 Mayıs, pazar günü. Evet. Daha önceden başvuru yapmak lazım tabii. Şimdi biz dernek olarak hem kurumun hem de sınavın duyurusunu yapmaya gönüllü olduk. Sen de elinden geleni yap ne olur. Bütün imkanlarımla göreve hazırım. 31 Mayıs pazar günü not aldım ajandama. Tamam, neler yapabiliriz akşam konuşalım. Hem bağışlarla destek olabiliriz, hem duyurusunu yaparız. Tamam, emrinizdeyim. Sağ ol aşkım. Sen ne söyleyecektin? Anneni bir seyahate göndermeye ne dersin? Anneme moral gezisi mi? Evet, nereye isterse. Gitsin kafasını dağıtsın, toparlansın, ne dersin? İyi olur, teşekkürler. Tek başına gitmek istemez belki. Mesela Sevil Hanım'a söylesek gitmez mi onunla? Bayılır. Bu akşam yemeğe çağır onu istersen. Hem konuyu açarız, anneni de ikna ederiz. Seyahat desen ona, koşarak gider. Mesele yok. Bakıyorum sen benden çok düşünmeye başladın annemi. Ailemdeki herkes mutlu olsun istiyorum. Bir tanesi. Tamam, ben arar davet ederim Sevil Hanım'ı. Ama şimdiden bir şey demem, senin ağzından duysun. Annem daha da keyiflenir. Nasıl istersen. Toplantıya giriyorum şimdi, akşam görüşürüz. Görüşürüz canım, öpüyorum. Ben de. Ne oldu? Bir de sana yine dört ayağının üstüne düştü.
Altyazı M.K.